Madeni para büyüklüğünde bir kara delik aniden yanınızda belirseydi, başınıza ne gelirdi? Kısa cevap, ölürdünüz. Uzun cevapsa duruma göre değişirdi. İyi seyirler. Madeni bir para ağırlığında bir kara delik mi, yoksa madeni bir para genişliğinde bir kara delik mi? 5 gram ağırlığında bir madeni paranın sihirli bir şekilde bir kara deliğe çöktüğünü düşünün. Bu kara deliğin yarı çapı 10 üzeri eksi 30 metre civarında olurdu. Karşılaştırırsak bir hidrojen atomunda bu değer 10 üzeri eksi 11 civarındadır. Yani bu kara delik bir atomla karşılaştırılınca bir atom ile güneşi karşılaştırdığımız oranda küçük kalır. Hayal edilemeyecek derecede küçük yani. Ayrıca küçük bir kara delik Hawking radyasyonu tarafından hızla çürümeye uğradığından ömrü hayal edilemeyecek derecede kısa olurdu. Sahip olduğu o küçük ağırlığı 10 üzeri eksi 23 saniyede yayardı. 5 gramlık ağırlığı 450 terajül enerjiye dönüşürdü ki bu da Hiroşima ve Nagasaki'ye düşen atom bombalarının birleşiminden daha büyük bir patlamaya yol açardı. Bu durumda yine ölürdünüz. Ayrıca 1 liranızdan da olurdunuz. Eğer kara delik madeni bir para genişliğinde olsaydı bu sefer daha ağır olurdu. Aslında madeni para genişliğinde bir kara delik dünyanın ağırlığından biraz daha fazla ağır olurdu. Yüzeysel kütle çekimi gezegenimizin şu an yaptığından milyar kere milyar daha fazla olurdu. Maruz kalacağınız gelgit etkileri hücrelerinizi parçalara ayıracak kadar kuvvetli olurdu. Kara delik daha siz farkına bile varamadan sizi yemiş, bitirmiş olurdu. Kütle çekim kanunları hala aynı olmasına rağmen böyle büyük nesneler etrafında deneyimleyebileceğimiz yer çekimi fenomeni daha farklı olurdu. Kütle çekimsel çekim aralığı siz bir şeyden uzaklaştıkça azalmakla birlikte tüm evren boyunca devam eder. Şu anda dünyada başınız ve ayak parmaklarınız gezegenimizin merkezine yaklaşık olarak eşit uzaklıktadır. Fakat madeni para büyüklüğünde bir kara deliğin üzerinde dursaydınız, ayaklarınız merkeze yüzlerce kat daha uzak olurdu. Kafanızdaki yer çekimi kuvveti on binlerce kat daha fazla olurdu ve sizi milyarlarca parçaya ayırırdı. Fakat kara delik sadece sizi parçalamakla kalmayacaktır. Artık varsaydığımız kara delik yani Dünya Ay Ölüm Deliği sisteminde kütle çekimi olarak baskın güce sahip. Böyle bir durumda kara deliğin gezegenin merkezine batarak gezegeni içten dışa tüketebileceğini düşünebilirsiniz. Aslında dünya da kara deliğin üzerine giderek etrafında sallanmaya başlar. Sanki kara deliği yörüngesine almış ve kara delik etrafındaki kütle yığınını yermiş gibi. Ki bu çok daha fazla ürkütücü. Dünya içeriden yendiğinden dolayı artık kara deliği dar bir alanda çevreleyen sıcak kayalardan oluşmuş bir dağınık disk haline döner. Kara delik beslenmeyi bitirinceye kadar ağırlığını ikiye katlar. Ayın yörüngesi artık daha eliptik bir haldedir. Güneş sistemi üzerindeki etkiler ise bambaşka bir seviyede. Kara delikten doğan gelgit kuvvetleri muhtemelen dünya yakınındaki asteroidleri dağıtırdı. Hatta belki de asteroid kuşağındakileri bile. Kara delik güneş sistemine hızlı ve kontrolsüz bir şekilde taşlar gönderirdi. Önümüzdeki birkaç milyon yıl bombardımanlar ve oluşturduğu etkiler normal görünebilirdi. Tüm olanlardan sonra gezegenler çok hafif etkilenir fakat aynı yörüngelerinde kalırlardı. Önceden dünya olan kara delik güneş etrafındaki hareketine eskisi gibi devam ederdi. Bu durumda yine ölürdünüz. Eğer kara deliklerle ilgili daha fazla şey öğrenmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.